Merhaba arkadaşlar. Bu videoda otantikasyon meselesine göz atacağız. Bugüne kadar anlattığımız konulardan birazcık daha farklı bir konu otantikasyon. Şundan dolayı farklı aslında. Bir identity servisine ya da işte otantikasyon backend'ine ihtiyaç duyuyor. Biz bu videoda herhangi bir servis kullanmayacağız. Tamamen doğaçlama olarak bir fake otantikasyon servisi yazıp JavaScript tarafında onun üzerinden bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi spontan olacağı için de bir miktar göre göre ilerleyeceğiz. Basit bir diyagram çizelim istiyorum çünkü neyi nasıl yapacağız, nasıl olmalı çok emin değilim. Çizince bir şeyler çıkacaktır diye varsayıyorum. Bizim normalde, şunu biraz büyütelim, uygulamalarımız şöyle çalışıyordu. View'lar var, router var ve bizim görmek istediğimiz sayfaları bize gösteren şey de, yöneten şey de aslında router'ımız oluyor. Dolayısıyla bu otantikasyon konusunda router'ların önemi bir hayli fazla. Çünkü o sayfanın nasıl gösterilip gösterilmeyeceğine router üzerinden karar veriyoruz. Dolayısıyla şuraya bir tane router yazalım. Large olsun. View'larımız var. Başka neyimiz var? Store'umuz var. Şuraya yazalım. Tabuna Pinia da yazalım. Aslında şey güzel oldu. Tam oturdu. Şöyle çalışıyoruz değil mi? View gelip Pinia'ya soracak. Router da gelip Pinia'ya şey soracak. Bu kullanıcı authenticate mi değil mi? Bu arada bilmeyenler için authentication dediğimiz şey şu. Kullanıcı adı şifrenizi yazıp bir otorite tarafından doğrulanan ve sonrasında sizin o doğrulanmış bilgiyle sayfalara eriştiğiniz ya da uygulamanın tasarımına göre işlemler yapabildiğiniz mekanizmalar bütünü aslında. Çünkü otantikasyon diye bir konu var. Bunun içinde otorizasyon diye de bir konu var. Bunların detayına girmeyeceğim, teknik detaylarına. Çünkü her biri çok büyük parçalar. Konumuzdan uzaklaşırız. Dolayısıyla benim odaklanacağım şey bir view uygulaması içinde bu hiyerarşik yapı nasıl çalışıyor ya da biz bunu nasıl implement ediyoruz kısmı. Store Pinia dedik. Şimdi şuraya biz bir tane de şey dedik yazacağız. Out service diye bir şey implement ederiz. Bu da gelip buna soracak. Aslında fena olmadı bu. Tabii normal gerçek dünyada da şurası şöyle. Burada şuraya backend yazalım. Şurası backend. Şurası da frontend oluyor. Dolayısıyla şu backend'de de ne var? Identity service var. Şunu küçültelim biraz. Bu böyle olmayacak. Bu buna soruyor. Out servisimiz de şuna soruyor. Şunun renginde şöyle değişik bir şey yapalım. Tamam. Dolayısıyla ben router'ın içinden herhangi bir anda store'a bakıp bu kullanıcı out mu değil mi diye bilgi isteyeceğim. Store'da out servisine soracak. Out serviste identity servisine soracak. Burada direkt store içinden yani şurayı hiç görmeyelim. Store içinden de direkt identity servisine gidip ilgili request yapıp otantikasyon işlemlerini yönetebiliriz. Tabii bu tamamen yazılımın tasarımıyla alakalı. Bizimki böyle olacak. En azından şu anda böyle olması mantıklı geldi bana. Çünkü şunu fake olarak implement edeceğiz. Dolayısıyla bunu implement edeceğimiz için de sistemin genelinin çalışmasını bekliyoruz. İşin hikaye kısmı böyle. Başlayalım bence. Bakalım ne olacak. Nereden başlamak lazım şu anda bilmiyorum. Tabii şuradan başlayabiliriz. Gidelim bir tane services adında oluşturalım diyecektim. Zaten varmış. Buraya bir tane class değil. File oluşturalım. Out-service.ts olsun. Dakika bir bana şey lazım. Interface bir tane user lazım. Interface'leri ben bahsetmiştim bir videoda yine. C# kalma bir alışkanlık olarak A ile başlatıyorum. Çünkü gördüğüm zaman bunun bir interface olduğunu anlıyorum. I, yani büyük I ile başladığını gördüğüm zaman. Basit bir şey oluşturdum. Interface. Kullanıcının ID'si ve display name'i var. Bunu zaten kullanırız bir yerlerde kesin. Export edelim. Ya da gerekirse export ederiz. Şimdilik dursun. Bir tane class yazalım. Out servis olsun adı. Şimdi bana bu out serviste ne lazım? Düşünelim. Login lazım değil mi? Dakika bir. Zaten kullanıcıyı login etmem lazım. Başka ne lazım olabilir? Logout olur. Her loginin bir logout'u vardır. Başka ne lazım olacak bana burada? Aslında login olan kullanıcının bilgileri lazım değil mi? Get user olsun bu. Bir de şey olsun. Is out diye bir nevi helper fonksiyonu gibi düşünebiliriz bunu. Yani dediğim gibi buradaki kararlar tamamen şey, sizin tasarımınızla alakalı. Ben şu anda doğaçlama böyle düşündüm, böyle yazdım. Kaydettim. Şimdi şunların içlerini bir implement edelim. Şu şöyle olsun. Username alsın ve password alsın. Ne yapacağız biz? If aslında basit bir deneme olsun ve password eşit 1, 2, 3 olsun. Gerine döneceğiz biz. Aslında boolean bir şeye döneceğiz. Ve burası şey olsun. Promise olsun. Boolean olsun. Dolayısıyla ben şuradan geriye return promise nokta resolve true döneceğim. Değilse de false döneceğim. Dolayısıyla geldik. Baktık. Tamam. Güzel. Fena değil. Logout'a gidelim şimdi. Logout da promise dönsün geriye. Boolean bir şey. Aslında logout her ne kadar geri bir şey dönse de
Şunu şöyle true diyelim. Get user result. Burada şimdi şöyle bir şeye ihtiyacım oldu. Daha doğrusu olduğunu fark ettim. Bir tane local storage'da şeyi saklamamız lazım. Kullanıcının out olup olmadığını ve login olan kullanıcının işte bilgilerini. Dolayısıyla local storage'e yazmam lazım. Onu şuraya çizelim. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Tarayıcının local storage'ına bunun da rengini değiştirelim. Hadi turuncu olsun. Dolayısıyla şöyle bir durum oluyor burada değil mi? Aslında bildiğiniz repository yani bilgileri saklayan. Dolayısıyla bunu da şuraya yedirmem lazım. Onu da şöyle yapacağım. Kullanıcı login oldu diyelim. Local storage.setItem. İşte user olsun. Şurada bir tane user oluşturmam lazım. ID işte 1. Display name'i Abdullah. Şuraya da json.stringify deyip serialize edip user verelim. Dolayısıyla bunu storage'e yazdık. Bir de bunun aynısının şeyini yazmam lazım. True diyeceğim. Bu da şey olsun. Is out. Şuna da bakabilirdim. User var mı yok mu diye de kontrol edebilirdim ama is out diye dursun. Tabii şurası değişik şey olacağı için biraz kullanılacaktır. Storage keys diyelim buna. İşte user olsun. Bir de is out olsun. Bu da is out olsun. Dolayısıyla şunu şöyle yazalım çünkü bunu kullanacağız bir miktar yerde daha muhtemelen. Burası da is out olsun. Dolayısıyla logout olmak demek bu bilgilerin silinmesi demek aynı zamanda. Şunlara da remove item diyebilirim. Local storage native bir özellik bilmeyen arkadaşlar için özetleyeyim beklerken. Tarayıcının local storage adında bir alanı var. Biz burayı bu şekilde kullanabiliyoruz. Out service şunu unutmadan export default diyelim eşittir new neydi? Out service. Dolayısıyla bu da aslında logout işlemi için remove etti user ve out'u. User out. Tamam fena değil. Şimdi de user'ı okumam lazım local storage'dan. Get item diyeceğim. Storage. Bayağı bir süredir C# yazıyorum. Dolayısıyla Windows tarafında şey kullanıyoruz. Visual Studio. Visual Studio'dan VS Code'a geldiğin zaman alttan inip eşeğe binmiş gibi oluyorsun. Çünkü Visual Studio inanılmaz bir developer deneyimi sunuyor size. İnanılmaz çalışıyor gerçekten. Özellikle bu tip geçişlerde yani zihinsel olarak o şeye hazırlanamıyorsunuz bir türlü. Dolayısıyla sürekli IntelliSense'in beni desteklemesini bekliyorum. O hızın, doğru, yani sezgisel bir şey deneyimi sunuyor Visual Studio. Kod yazma. Visual Studio kodda bunu maalesef hala göremiyoruz. Doğası gereği biri IDE, birisi Text Editor. Geri gelmişken onu da söyleyeyim istedim. Tabii bu da geriye Promise dönsün. Fakat I User olsun. Bunu Promise'da yazdım çünkü gerçeğe daha uygun olsun diye ve sonrasında yerini değiştirmemiz gerekirse başka bir servisle günümüzdeki her şey bu interface'e desteklediği için daha anlamlı olacaktır diye. Aslında ne yapacağız? Return json.parse. Bu json serialize deserialize işi de şey. Bir kütüphane değil. Native JavaScript ile beraber geliyor. Buraya user diyelim. Şuraya da return şey diyeceğim else return promise.resolve null. Kullanıcı varsa kullanıcıyı dön. Yoksa promise null dön. Tabi bu şuranın şöyle olması lazım. Çünkü null da olabilir. Çünkü login olmamıştır. Şu is out nasıl olacak? Aslında bu görece daha basit. Şöyle yazabilirim bunu. Local storage.getItem storageKeys.isOut diyeceğim. Yoksa false bu. Tabi bu şöyle olacak. json.parse. Tamam. Bu da böyle olsun. Bu da geri boolean dönüyor. Aslında otantikasyon servisim bitti. Bir okuyayım tekrar yukarıdan aşağı bakalım. Bir tane user'ım var. Login olmak istedi. Login oldu. Bilgilerini storage'a yazdık. Logout olmak istedi. Remove ettik. Get user'da da local storage'dan okuyup kullanıcıyı geriye verdik aslında. Tamam güzel. Dolayısıyla şunu bitirmiş olduk. Şurayı bitirmiş olduk. Şimdi gidiyorum store'a gidiyorum. Aslında şöyle yapabilirim. Out store diyebilirim .ts. Şunun içindeki yer kopyalayayım şöyle alayım da şunun içini sileyim. Üşendim yazmaya birden. Şimdi burada şunu yapacağım. Use out store out. Burada ne yapacağım? Şu out servisi kullanıp şunu yapacağım değil mi? Const user out service.get user const is out out service is out diyeceğim. Aldığımı geri veriyorum. Bir nevi abstraction gibi oluyor burası. Tamam, return diyelim. User ve is out'u dışarı verdik. Şuna niye kızdı bu? Tamam. Şu I user'ı expose etmemiz lazım. Şöyle şuraya export diyelim. Tamam. Bize ne lazımdı burada? Login ile logout. Const login diyelim. Neydi? Out service nokta login. Bana şurada şeyler lazım. Username string. Password string. Dolayısıyla buraya da username ve password'u geçiyorum. Tabii bu asenkrondu. Şuraya da return diyeceğim. Şuna da async demem yeterli olacaktır.
Bir de şey lazım. Login, logout. Bunu da aynı şekilde yazalım. Bu da async'ti zaten. Bu da bir şey geri return etmesine gerek yok. Await out service nokta logout. Bunların ikisini de dışarı verelim. Logout. Return ettim. Aslında şeyim de bitti. Düşünelim tekrar. Router geldi sordu Pinya'ya. Daha doğrusu şöyle. Views geldi. Login işlemini yaptı şurada. Gittik yazdık bunu şeye. Local storage out service üzerinden. Bu bize bilgi doğruysa true, yanlışsa false döndü. İşte aynen geri döndük. Dolayısıyla router artık şey yapabiliyor. Store'a soruyor. Hakkı var mı yok mu diye soracak yani, daha yapmadık. Tamam. Buraya kadar fena gitmedi. Şimdi bir tane view oluşturmamız lazım değil mi? Ya da router mı yazmak lazım? Ya da önce bir login view yapalım. Şuraya bir tane login view.view diyelim. Bir tane template ekliyorum. Bir tane script ekliyorum. Buna setup diyelim. Lang ts diyelim. Şuraya da div diyelim. H1 diyelim. Login diyelim. Kaydettim. Router'ım nerede? Gittim router'a. Şuraya bunu ekleyebilirim. Login. Login olsun. Burayla daha fazla işim yok. Bunu kapatayım. Aslında şuraya bir gidip şuraya login yazalım bakalım oluyor mu? Bir şeyler geldi. Şurayı da biraz düzeltelim. Şuraya bir tane navigasyon ekleyelim. Layout'uma. İşte nasıl olsun? Neydi adı? Router link home. Router link about bir de. Aslında değil mi? Şimdilik onlar tanımlı diye onları yazalım. To eşittir. About dedik. Bunu da to eşittir. Böyle diyebilirim. Kaydettim. Şunu birazcık şey yapalım. Her zaman olduğu gibi. Font size 24 olsun. Marjinde 20 yüzde olsun. Şöyle ortada bir yerde dursun. Şuna da bir tane style diyelim. Margin right 20 piksel diyelim şimdi. Tamam. About'a tıklıyorum. Home'a tıklıyorum. Bir şeyler çalışıyor. Geldim. Login dedim. Login'e odaklanabilirim tekrar. Burayla bir işim yok. Login şöyle dursun. Bir tane basit bir login formu şimdi koyacağım buraya. İşte form nasıl olsun? P işte username bir input zorunlu. Aynı şekilde de bir tane de şey koyacağım değil mi? Password bir tane de buton.login diyelim. Şunu yukarı taşıyalım. Her yerde yukarıda kullanıyoruz çünkü artık. Şimdi bana ne lazım? Aslında şu lazım değil mi? Const login form eşittir reactive diyorum. Username ve password. Çünkü bu bilgileri şurada bind etmem lazım. vModel username dedim. Bir model password dedim. Aslında bitti. Şimdi sadece şey yapacağım. Şöyle yapacağız. Const out store diyorum. Use out store. Şöyle kullanalım. Şuraya gelelim. Submit handle login. Şuraya da gelip const handle login diyelim. Ve şuraya login işlemini yapacak olan kodumuzu yazalım. Outstore nokta login dedim. Benden ne istiyor? Login form nokta username, login form nokta password. Bu şeydi, async'ti. Şuraya async yazalım. Şuraya da evet diyelim. Const is out dönüyor aslında. Out mu değil mi? True false dönüyorduk. If diyelim. Eğer outsa kullanıcı bunu şeyle uğraşmayacağım. Router'la href direkt ana sayfaya dönsün router'a. Değilse de alert user not found desin. Tamam, kaydettim. Eğer buraya kadar yaptığımız şeyler doğruysa local storage'a ilgili bilgileri yazıp bizi home page'e yönlendirmesi lazım. Biraz büyütelim bu tarafa doğru. Şunu inspect diyelim. Storage'ı açalım. Tamam mı? Geldim. Yanlış bir şey gireyim önce. Hata verecekse de versin. Tamam. User not found dedi. Aklı gitti. Daha doğrusu şöyle post etti. Şuraya prevent demem lazım değil mi? Bunu öğrenmiştik. Yazdım. Yazdım. Login dedim. Not found dedi. Deneme 1-2-3 dedim. Hadi şuna type password diyelim. Madem o kadar yaptık ya. Ayıp olmasın.
Yeni şuraya şöyle enter'a basayım. Deneme dedim. 1, 2, 3 dedim. Login dedim. Beni root'a attı ve storage'a bir şey yazdı mı? Yazdı. Gayet iyi, fena değil. Kapatabiliriz. Sorun hiç olmadı. Tamam, çok güzel. Artık şu router'ı implement edebiliriz. Yani hangi sayfaların hakkı var yok, o meseleye bakabiliriz şimdi. Nerede o? Router'ım. Router'ım şurada. Zaten bunu ilgili konuyu işlerken konuşmuştuk. Router nokta before each deyip şuradan şey alabiliyordum, gidilecek olan sayfayı. Şimdi burada birkaç tane yöntem yapabiliriz ama bana en mantıklısı şu anda düşündüğümde meta'yı kullanmak geliyor, meta bilgiyi. Şuraya meta deyip şey diyebilirim. Out required diyebilirim. True. Aynı şey about için de geçerli. Yani şöyle bir bilgi koydum, flag koydum. Buranın görünmesi için out gereklidir. Tabi bunu implement etmem lazım. Orası da burası bunu implement edeceğim yer. Store'a bakacağım için şurada bir tane şey alalım elimize. Use out store. Out store dursun. Sonra şunu yapacağım aslında çok basit. If diyeceğim. To nokta meta nokta out required'sa ve out store nokta is out'sa, daha doğrusu şuraya şöyle yazabilirim. Location nokta href, değil mi? Login diyebilirim. Kullanıcı about'a tıkladı. Şurada ben bunun required olduğunu gördüm. Bu alan required'mış. Gittim store'a sordum ki bu adam şey mi? Out olmuş mu? Olmamışsa redirect ettim onu login sayfasına. Git login ol öyle gel diye. Dolayısıyla eğer yanlış bir şey yazmadıysak bu da çalışır. Ve burayı yeniliyorum düzgün geliyor. Çünkü şey storage'da duruyor. Şunları silsek mesela, değil mi? Ne olacak? Kapattım. Yeniledim. Harika. Login'e döndü. Artık ben şeye gidemiyorum, değil mi? About yazsam, Enter'a bassam gidemiyorum. Bana diyor ki login ol öyle gel. Şundan da basalım. 10 numara. Bunu niye çizdi? Bu reload etsem düzelecek umurumuzda değil. Aslında burayla da bir işim kalmadı. Bunu kapatayım. Şimdi şunu yapalım. Master Page'ime gideyim. Ana layout'umun olduğu yere şuraya. Buraya şey yazalım, değil mi? Hangi kullanıcı login olmuş ve logout yapabilsin. Buraya bir tane daha div koyalım. Şuraya şey yazmam lazım. Use out store. Yine gidip store'dan okuyacağım Pinio üzerinden. Use store nokta, daha doğrusu şöyle const out store diyelim. Tabi burada şöyle bir durum var. Şu type'ı sileyim şuradan. Şöyle yazmam lazım değil mi? On mounted diyelim. Şuraya bir tane şey koyalım. Const current user olsun şimdilik. Current user ref diyelim. Şuraya da şey diyeceğim. Current user nokta value eşittir out store nokta user mı koymuştuk adını? Ha. Şöyle. User böyle yazdık buraya. Tabii bu garip oldu ama çok önemli değil. Bizim o şeyle şu anda işimiz yok. Welcome diyelim. Current user nokta. Tabii buradaki current user'ımız bizim I user oluyor. Current user nokta display name diyelim. Tabii şurası await olması lazım. Şuranın da async olması lazım. Kaydedelim. Gidelim uygulamamıza. Şurayı ne oldu? Kızdı bir şeye. Inspect diyelim. Neye kızmış? Current user diyor. Tamam. Storage'e bakalım. Tamam. Çünkü niye? Şu anda current user bizim null olduğu için hata veriyor. Aslında şurasında şöyle olması lazım değil mi? Ve if out store nokta is outsa bunu yapmamız lazım. Dolayısıyla tamam. Şuraya bir de şey düğmesi koyalım. Şunu da şöyle P diyelim. Buton log out olsun. Şuna da bir tane şey diyelim. Click log out. Tabi handle logout. Şunu kopyaladım. Const handle logout. Burada ne yazmam gerekiyor? Out store nokta logout da promise. Bunu da evet diyelim. Tamam mı? Şurada async. Kaydettim. Yeniledim. Aslında login olduğum zaman yukarıda kullanıcının display name'ini göreceğim. Logout düğmesini göreceğim. Tıkladığımda logout olup buraya yönleneceğim. Dolayısıyla şuraya bir de location.href eşittir. Logout oldu mu da login'e dönsün. Bunları da constant yapmak lazımdı bu arada. Neyse. Geldim. Bir şeyler yazdım. Tamam. Not found zaten. Deneme dedim. 1, 2, 3 dedim. Enter'a bastım. Çalışmadı. Niye? Current user
Ne diyor bu? Bakalım. Current user nasıl undefined olabiliyor? Current user. Şöyle yazalım bakalım. Tamam, geldi. Sorun nerede? Current user nokta display name diyelim, kaydedelim. Tamam, çalışıyor. Yine gitti. He, tamam, şundan dolayı arkadaşlar. Şuraya şöyle yazarsam düzelir. İlk anda onMount'ta doldurduğum için current user value'nin içerisine null olduğundan bu hatayı verdi. Dolayısıyla şuraya şey de yazabilirdik, değil mi? Başka bir bakış açısıyla. Is out'sa ve current user varsa display name'ini göster. Aynı kapıya çıkacaktı. Dolayısıyla welcome Abdullah Uğraşkan. About'a gidiyorum. Home'a gidiyorum. Gördüğünüz gibi orası sabit zaten. Logout dediğimde de login'e gidiyorum. Dolayısıyla gayet güzel, en azından işleyiş olarak çalışıyor. Şifre 1 2 3'müş, pardon. Gayet güzel oldu bence. Fena olmadı. Tekrar şeyime gideyim. Yapıyı gördüğüm ekrana gidelim. Router'ı da yaptık. Aslında bitti hikayemiz. Biz şu anda ne yaptık? Özetleyelim. View'larım var. View'ları kontrol eden router'lar var. Ve bundan ortak olarak baktığı bir store'um var. Out Store adında. Şunları çekebiliyor muyum aşağı? Bu arada ilk defa böyle bir araç kullanıyorum. Biraz amatörlüğüme verin. Out Store PNI'yi kullanıyoruz. Bu da bizim bundan istediğimiz şeyleri arka taraftaki out servisine soruyor. Ve out servisi de artık kendi içinde işte identity servisine mi sorar, local storage'e mi sorar, nereye sorarsa sorar. Burada genel bir zaten dediğim gibi bir abstraction'dan bahsedebiliriz. Koda tekrar bakacak olursak özellikle store tarafına, aslında bir videoda öyle çekeyim. Supabase, Firebase gibi servisleri kullanmak istediğimizde muhtemelen sadece şuraları şu şekilde değiştirsek, yani out servis değil de uyduruyorum tamamen. Hiç kullandığım şeyler değil ama buna çok yakın bir API veriyordur diye tahmin ediyorum. Şuralar sadece şu kadar değişiklikle logout. Şuradan da işte get user. Uydurdum tamamen. Yaptığımızda şuradaki bağlantıyı kesip, şuradaki serviste bağlantıyı kesip direkt işte hizmet aldığımız identity servisi üzerinden bu uygulamayı aynen çalıştırabiliriz. Geri kalan yerlere dokunmadan. Tabi burada dediğim gibi tasarımsal bir şeyden bahsediyorum, konudan. Buraya da dokunmadan gidip out servisin içinde de şey yapmam pekala mümkün. Yani şuradaki fonksiyonların içini Firebase'in ya da Supabase'in ya da neyse o, onunla böyle değiştirsem yine uygulamanın bu şekilde çalışmasını bekliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Çok karışık anlatmamışımdır. Ama işte Vue 3 tarafında, Vue tarafında bu işler genellikle buna benzer, buna yakın bir şekilde ilerliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.